Erdoğan abi. Narin. Narin. Ne oldu kızlar? Niye ağlıyorsunuz siz bakayım? Coğrafya. Coğrafya atlası lazım. Almadı babam. Onu alıyor. Kapı çeliş aldı. Niye onu alayım? Salak mıyım ben? Tamam kızım, ağlamayayım ben. Alırım size ne lazımsa. Söyleyin bakayım. Neniz eksik? Pergel. Kap kağıdı. Şeffaf kağıt. Tükenmez kalem. Bir de cetvelim kırıldı. Şadiye, bak vallahi çok kötü döveceğim seni. Bir şey lazım değil Erdoğan. Konuşuyor işte zevzek zevzek. Kızlar, alın bakayım. Her bir şeyinizi aldım. Güle güle kullanın. Yaşasın! Yok. Biz bunları kabul edemeyiz Erdoğan. Niye alamayacakmışsınız be? Borç kızım bunlar, borç. Bana bak, bundan 10 sene sonra doktor mu çıkacaksın, mühendis mi çıkacaksın, avukat mı çıkacaksın? Oraya karışmam. Ama ilk maaşından gelip bana borcunu ödeyeceksin, tamam mı? Faiziyle hem de. Ben enayi miyim be, size bedava mı aldatacağım, ha? Tamam sus. Büyüyünce ilk maaşımı ödeyeceğim sana borcumu. Bak, bu öpücükten ödedim bile. Faiziyle hem de, tamam mı? Aferin, üstü kalsın. Hadi bakalım, güle güle kullanın. Aman helikopteri atlayıp gelmesin şimdi bu. Alo. Alo. Tatiana, abim ne yapıyor? Firla'da helikopter pistine gitti az önce. Sen ne yapıyor? Ne zaman dönecek? Hay Allah kahretsin ya. Helikopter atladı. Kesin buraya gelecek bu. Neyse yavrum, ben kapatıyorum şimdi. Olaylar büyümeden burada bir çözüm bulmam lazım benim. Lan şimdi yandık işte var ya. Ne oldu Erdoğan abi? Nasıl öldü annemler? Sen gittikten 1 sene sonra falan da kızım. Bir sabah böyle televizyon başında buldum ikisini de. Uyur gibi. Gece çok rüzgar vardı. Soba depmiş. Öyle dedi polis. Sana bir haber vereceğim. Neymiş o? Bizim Narin ne Atıf. Bu hafta sonu Abant'a baş başa otele gittiler. Neden? Sence neden? Çıkıyorlar deme sakın, çünkü hayatta inanmam. Aynen, çıkıyorlar. O Narin Adisi bana söylemedi ama Atıf hemen söyledi. Allah Allah. Bilmiyorum. Bana yalan atıyormuş gibi geliyor. Aman canım, ne mecburiyeti var yalan atmaya ki? Ama Narin bana küstü galiba. O yüzden böyle sessizliğe büründüm. Niye? Daha dün gece burada değil miydi? O dün gece anlatıyordu ya ailesiyle ilgili bir şeyler. Hani bu polis çocuk aramış, bir iz bulamamış. Ya, o sırada beni Can çağırdı. Bu pandanın davetine gidecektik. Çok önemli bir şeydi kız için. Ağzına tıktım bütün hepsini. Kırıldı bana tabii ki. Bak ablacığım, bir şey soracağım sana. Sen gerçekten polislerin onların izlerini bulamayacağını mı düşünüyorsun? Hani bu işin içinde bir iş var bence. Ya Narin bizden bir şey saklıyor ya da uyduruyor işte. Aman sen de Narin katma fırsatı buldun ya. Hiç hemen devam et yani. Tamam. Ne olabilir Allah aşkına ya? Tamam. Bir şey demedim. Bunca yıldan sonra birine bir şey hissediyor. Ve bana söylemiyor ya, inanabiliyor musun? Belki
bazı şeyleri paylaşacak kadar yakın hissetmiyordur artık kendini sana. Ben eşeklik ettim. 12 yıllık yarısıydı bu kızın. Yani bunca yıldan sonra o mahzenin kapağını açıyor, ilk adımını atıyor ve ben onu dinlemiyorum. Ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? O Sermet pandası var ya, o benim sistemimi bozdu, sistemimi. Yalnız ben çok merak etmeye başladım bu Sermet pandasını, sana söyleyeyim. Çok salak ya. En sevdiği ressam kimmiş biliyor musun? Sazan. Sezan'ı diyor, Sazan diye. Ya. Çok salak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.